Mersin Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi'nden herkese mutlu günler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Toros Dağları'nın zirvesinde 3000 metre rakımda kent merkezine 300 kilometre uzakta yol açma çalışması sürdüren Büyükşehir Belediyesi, herkese eşit hizmet götürmenin gereğini yerine getiriyor. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus Çamlıya ile Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri gelen talepler üzerine harekete geçerek yaz mevsiminde yörüklerin göç yolu olarak kullandığı bölgelere yol açmaya başladı. Çamlıya ile ilçesinden yörük çadırlarının bulunduğu Yazıgöl, Camız Pınarı ve Saimbaşı bölgesine kadar yaklaşık 40 kilometrelik yolun bakım ve onarımını yapan Büyükşehir Belediyesi, aynı bölgede yaklaşık 30 gündür yeni yol güzergahı oluşturuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yürütülen çalışmalarla ilgili Mersin'de üstlendikleri sorumluluğun farkında olduklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimizde taşıdığımız vebalin de sorumluluğunda farkındayız. Ama her zaman dediğimiz gibi bizim için zor diye bir şey yok. İmkansızı başarmamız da zaman alır. Bu bilinçle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gidip Toros Dağları'na bakınız. Eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir kuvvet, güç asla Türk'ü yenemez" sözünden hareketle yörük kültürünün devam edebilmesi ve Toros Dağları'nın zirvelerinde ay yıldızlı bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanması için çalışıyoruz. Bizler var olduğumuz müddetçe Ulu Önder Atatürk'ün bahsettiği yörük çadırlarındaki duman ebediyen tütecektir. Dolayısıyla Mersin'e yüzlerce kilometre uzakta da olsa, binlerce metre yüksekte de olsa bizim için fark etmez. Eski yolu kullanırken kullandığı traktörün devrilmesi neticesinde saatlerce traktör altında kurtarılmayı bekleyen ve ölümden döndüğünü ifade eden yörük Salim Canatan duygularını ifade etti. Burası Mersin'e 300 kilometre uzaklıkta, rakım 2800 civarında. Bize sunulan hizmetlerden gerçekten memnunuz şu an. Özellikle bu kepçenin buraya gelmesi bizim için çok veli nimet, büyük bir hizmet. İşte dediğim gibi hastamız olduğunda bir eşimizin, dostumuz, misafirimiz hafta sonu gelebilecek olduğu. Başkanımdan Allah razı olsun, çok çok teşekkür ediyorum kendisinden işte bize böyle bir hizmet sunduğu için. O zaman diyebilir miyiz, Burhanettin Kocamaz Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu müddetçe yörük çadırlarında duman tütmeye devam edecek? Mutlaka tütmeye devam edecek. Burhanettin Başkan'ın var olduğu müddetçe biz de varız. Yörükler 2800 metre rakımda Büyükşehir Belediyesi'nin metrelerce yüksekte, kilometrelerce uzakta bile kendilerini düşünmesinden dolayı teşekkürlerini iletti. Vallahi biz çok memnunuz. Allah razı olsun. Biz orada şeyde depede, Sarıavuk tepesinde kışladık. Bizim yolumuzu 4-5 kere falan açtırdı. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Ne zaman zora düştünüz? Başkanımızda ne zaman arasak işi yapıyor, araba çıkarıyor. Yani yakın uzak demeden her türlü isteği. Evet. Yakın uzak demeden her geliyor yani. Memnunuz. Yolumuzu da yaptırıyor. Açtırdı. Mersin Multi 2017 Gençlik Değişim Programı kapsamında Mersin'in kardeş şehri Litvanya'nın Klaipedia şehrinden kente gelen öğrencilerle kendilerine eşlik eden Türk öğrenciler Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı makamında ziyaret etti. Değişim programı ile yerli ve yabancı öğrenciler hem birbirleriyle kaynaşma fırsatına erişiyor, hem de birlikte Mersin'in tarihi ve turistik noktalarını gezerek karşılıklı olarak kültürlerini tanıma fırsatı buluyor. 10 yabancı, 10 Türk öğrenci olmak üzere toplam 20 öğrencinin dahil olduğu Mersin Multi 2017 Gençlik Değişim Programı sayesinde yaşları 14 ile 18 arasında değişen kız ve erkek öğrenciler Mersin'i doyasıya geziyor. Mersin'in tarihi, kültürel, ekonomik ve sosyal yaşamı hakkında bilgi veren Başkan Kocamaz, "Bu tür karşılıklı ilişkilere çok önem veriyoruz." dedi. Özellikle gençlerin birbirini tanıması, gelecekte ülkeleri gençler yöneteceği için dünya barışına da çok büyük katkı sağlayacak. Onun için gençlerin birbirini daha yakından tanıması, samimiyetini artırması, birbirinin kültürlerini tanıması, onları anlaması
gelecek açısından çok çok önemli. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından 27-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2017 Avrupa Plaj Voleybol Turu için geri sayım başladı. Mersin'de uluslararası sportif faaliyetlerin önünü açarak Mersin'in tüm dünyaya tanıtılması için yoğun çaba sarf eden Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 4. kez uluslararası plaj voleybolu turnuvalarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gizem Çağlayan, Emine Yılmaz. Organizasyona 21 ülkeden 48 takım ve 96 sporcu katılırken yapılacak ödül töreniyle 15 bin avro para ödülü dağıtılacak. Mersin'de Akdeniz oyunlarında plaj voleybolunda ülkemizi temsil etmiş ve pek çok maç kazandırmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz yaptığı açıklamada Mersin'de uluslararası organizasyonlar düzenleyerek Mersin'i güzellikleriyle tüm dünyaya tanıtmak için gayret gösterdiklerini belirterek bu yıl etkinliklere katılımların daha da artmasını bekliyoruz. İnşallah Mersin sporda hak ettiği yere gelecek dedi. Bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.